Arkadaşlar tarih öncesine bakıldığında yontma, cilalı ve maden devri olarak ayırmıştık. Dolayısıyla genel olarak tarih öncesi çağların özelliklerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü YGS'de özellikle bununla ilgili sorular karşımıza çıkacaktır. Tarih öncesi çağlarda arkadaşlar bilmemiz gereken en önemli noktalardan biri, tekrar edelim, yazı kesinlikle ve kesinlikle kullanılmamaktadır. Yazı bu dönemde yoktur. Çünkü bu dönem yazıdan önceki dönemdir. O yüzden biz yontma taş, şiralı taş ya da maden devriyle ilgili olarak yazılı bir belge kesinlikle bulamayız. Bu yüzden de zaten bu dönemlerle ilgili bilgiler elimizde çok azdır. Veriler çok azdır. Daha çok arkeologların çıkarttıkları kalıntılardan yorumlama yaparak bu dönemler aydınlatılabiliyor. Bu dönemlerin isimlendirilmesi yine yazı olmadığı için arkadaşlar insanoğlunun kullandığı araç ve gereçlerin niteliğine göre yapılmıştır. O yüzden yontma, cilalı, maden devri diye gidiyor. Şimdi bu noktaya özellikle dikkat etmek gerekir. Tarih öncesi çağlarda aynı anda, aynı zaman diliminde iki farklı bölgede iki farklı çağ yaşanabilir arkadaşlar. Yani bir bölgede yontma taş çağı yaşanırken farklı bir bölgede tunç devri yaşanıyor olabilir. Peki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi o dönemde toplumlar arası etkileşimin olmamasıdır. Etkileşimden uzak olmalarıdır. Birbirlerinden habersizdirler. Ama bunun tersi olan özellik var tabii. Bir toplum tarih öncesi çağları, yani yontma, cilalı, maden devrini sırası ile her zaman yaşamayabilir. Bunun sırasıyla yaşayan toplumlar var ama bazı toplumlar bunu sırasıyla yaşamayabilir. Yani bir toplum yontma taş çağını yaşadıktan sonra hiç toprakla ilgilenmeden direkt bakırla tanışmış olabilir ya da direkt demirle tanışmış olabilir. Dolayısıyla illaki bu sıralama yontma, cilalı, bakır, tunç, demir devri diye gidecek diye bir şey söz konusu değil. Bu durumun sebebi nedir peki? Bu durumun sebebi ise o toplumun kendinden daha ileride olan bir toplumdan etkilenmesi demektir. Yani bir toplum yontma taş çağını yaşarken demir devrine geçiş yapıyorsa kendinden daha önce demiri tanımış bir toplumdan etkilendiğini gösterir. Ve toplumlar arası etkileşim nasıl olur? Özellikle arkadaşlar göçlerle olur. Bunun dışında istilalarla olur. Bunun dışında savaşlarla ve ticaretle olur. Toplumlar arası etkileşim bu yöntemlerle, bu yollarla gerçekleşir.